Herkese günaydın. Yine sabah kedimin çığlıklarıyla uyanıyoruz. Bugün günlerden cumartesi, en sevdiğim gün, haftanın en sevdiğim günü. Sabah 8 gibi kalkıyorum, kitaplarımı alıyorum. Gayet güzel spor bir şekilde giyiniyorum ve parka, yürüyüşe gidiyorum. Hem yürüyüş hem de spor yapacağım bugün. Burada kombinimi gösteriyorum. Sanki sabah köründe beni birisi görecek ya da çok güzel bir kombinim varmış gibi. Çok detaylı bir şekilde gösteriyorum. Akabinde arabamıza atlıyoruz. Marşa basıyoruz. Gitmek için hazırız. Keşke şu arabayı belirli aralıklarla temizlesem ne güzel olur. Daha sonra kış olduğunu unutaraktan arabaya oturur oturmaz cam pis geldiği için arabanın camına su çarpıyorum. Su donuyor, asla çıkmıyor. Hava soğuk olduğu için dışarı çıkıp suyu temizleyecek gücüm de olmadığından dolayı kendi kendine açılmasını bekliyorum ve kör topal bir şekilde yoluma devam ediyorum. Şimdi gideceğimiz park nehrin yanında yer alan çok güzel bir park. Yaklaşık 40 dakika yürüyüş yaptıktan sonra belediyenin yapmış olduğu spor aletlerinde spor yapmayı da çok seviyorum. Gerçekten çok dinlendiriyor. Spor yapmış olduğum zaman dilimini çekmediğim için ekleyemeyeceğim ne yazık ki. Çekmediğimi çok sonradan fark ettim. Yaklaşık bir 40 dakika spor yaptıktan sonra geliyorum kahve dükkanına. Burada bir tane tam tahıllı poğaça alıyorum. Bir tane de kahve alıyorum ve yanıma almış olduğum kitaplarımı okuyorum. Aynı zamanda tabii ki hayvanları beslemeyi de unutmuyorum. Hayvanlarla olan ilişkim beni çok mutlu ediyor. Onlarla olan diyaloğum, doğayla olan diyaloğum beni çok mutlu ediyor. Size de tavsiye ediyorum. Eğer kendinizi kötü hissettiğiniz bir gün varsa mutlaka dışarı çıkın ve doğayla, hayvanlarla mutlaka haşır neşir olun. Kahvaltımı yapıp kitabımı okuduktan sonra ve kendimle güzel bir zaman geçirdikten sonra düşüncelerimi analiz ettikten ve güzel planlamalar yaptıktan sonra eve dönüyorum. Eve döner dönmez Rüya'yı alıyorum, arabaya koyuyorum ve doğru veterinere gidiyoruz. Bazı aşıları vardı yapılması gereken, onları yaptırmak için veterinere gidiyoruz. Burada Rüya'yı veteriner kontrol ediyor. Gelişimini çok beğendi maşallah. Kontrollerimizi olup evimize dönüyoruz. Burada kaçmaya çalışıyor kendisi. Daha sonra Rüya'yı eve bırakıyorum ve biraz dışarı çıkıyorum. Birkaç tane meyve sebze alayım diyorum. Markete gidiyorum ama bakıyorum ki markette her şey ateş pahası. Şaşırdık mı? Asla. Biraz sebze alayım. Evde yemek yapayım, artık dışarıdan yemeyeyim diyorum. Ama bakıyorum ki evde yaptığım zaman maliyet hemen hemen aynı oluyor. Ama olsun, evdeki yemekler en azından daha sağlıklı. Biraz brokoli, biraz karnabahar almak istedim ama ikisi hoşuma gitmedi. Aslında indirime girmişlerdi, yüz olsalardı alırdım ama ikisi hoşuma gitmediği için almadım. Burada çilekleri görüyoruz. Şu kadarına 44-45 TL, 50 TL vermek gerçekten çok sinir bozucu ama ne yazık ki artık sanırım ekonomi bir şekilde asla kabul etmiyorum. Ama mecburen bir şekilde de yaşamamız gerekiyor. Daha sonra gidiyorum, kendime poğaça alıyorum. Canım poğaça çektiği için sanki 40 dakika spor ben yapmamışım gibi. Daha sonradan karşıma bir spor salonu çıkıyor. Evime yakın diye gideyim, burayla bir görüşeyim. Belki hoşuma gider ve spora gelirim diye düşünüyorum. Aynı buldum, kendimi çekiyorum. Spor salonuna gidilen yol aşırı aşırı iğrenç. Çok mide bulandırıcı. Düşünüyorum gitsem mi gitmesem mi ama gitmeyi tercih ediyorum. Spor salonunun içiyle dışarısında herhangi bir fark yok. İçi de bir o kadar pis. Daha sonra spora kaydolmaktan vazgeçiyorum. Eve geliyorum. Rüya burada kendine göre bazı oyunlar yapıyor. Bir tatlılıklar yapmaya çalışıyor. Rüya'nın bu tatlılıklarını izledikten sonra almış olduğum poğaçaları airfryer'a koyuyorum. Gerekli ayarlamaları yapıyorum. Düşünüyorum burada hangisini seçsem daha iyi olur. En son olarak patates kızartmasını seçiyorum ve 10 dakikaya ayarlıyorum. Başlat tuşuna basıyorum ve poğaçalarımı yemek için hazırlıyorum. Daha sonradan burada çay demliyorum. Poğaçayla beraber, ay çayım da çok güzel olmuş gerçekten, tadı da çok güzeldi. İki tane poğaça yemek ihtiyacı hissediyorum. Başka yemek istemiyorum. Hem doyarım hem de çok yemenin bir manası yok. Çayla beraber bu iki tane açmayı yiyorum.
Daha sonrasında akşam yemeği için böyle bir bol yiyorum. İçerisinde tavuk var, salatası var, pilavı var, envai çeşit sebzesi var. Yanında da bir tane ayran yiyorum. Güzel bir dizi, yok bu filmmiş. Film izliyorum ve günü kapatıyorum. Gayet verimli, eğlenceli. Kendimi mutlu hissettiğim bir gündü. Özellikle cumartesi olması gerçekten çok güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.